Evet, uzun zamandır beklediğimiz kar sonunda geldi. Geçtiğimiz günlerde sokaklarda, evlerimizin önünde, bahçelerde bu karın tadını çıkardık. Ben de evde kahvemi yudumlayıp pencereden kar yağışını izlerken kitaplarda en çok etkilendiğim kar sahnelerini düşünmeye başladım. Bazılarını da sizler için seçtim. Bu videoda seçtiğim bu kar sahnelerinden konuşacağız. Evet, kar düşündüğümüz zaman aklımıza ilk gelen ülkelerden bir tanesi Rusya muhtemelen ve Rus klasiklerindeki kar sahnelerini biraz düşünmeye başladım. Aklıma ilk gelen sahne de Tolstoy'un Anna Karenina'sının bir sahnesi oldu. Kitabın başlarında sayfa 136 civarına denk gelen bir sahne bu. Anna ile Vronsky'nin tanıştıktan sonra Sankt Petersburg'a dönüşteki tren yolculuğunda istasyonda konuştukları bir sahne var. Çok etkileyici buldum ve bence kitapta da ilişkinin boyutunun kırılımını oluşturan bir sahne bu. Aynı zamanda filmin de aslında pek çok uyarlaması var. Filmlerinden bir tanesinde de çok güzel canlandırılmış, tam kitaptakinin hakkı verilmiş bir istasyon sahnesi var. Sophie Marceau'nun oynadığı bir versiyonundan bahsediyorum. Burada tam kitapta tariflendiği şekliyle bir ortam, tren, istasyon sisi, karların trenlerin üstünden rüzgar nedeniyle uçuşması çok güzel anlatılmış ve filmde de canlandırılmış. Aklıma ilk gelen sahne o yüzden Anna Karenina oldu. Evet, etkileyici kar ve kış sahnelerini düşündüğümde İskandinav edebiyatını da düşündüm biraz. Burada da neler olabilir diye. Aklıma Per Petersson'un kitapları geldi ilk önce. Norveçli bir yazar, Oslo'da doğmuş. Aslında Per Petersson'un çoğu kitabında Norveç ormanları geçiyor. Reddediyorum ve Lanet Olsun Zaman Nehri'ne var elimde. Bunlarla birlikte At Çalmaya Gidiyoruz'u da okumuştum. Asıl bugün bahsedeceğim kitap aslında o. At Çalmaya Gidiyoruz'da inzivaya çekilen bir adamın çocukluğuyla karşılaşması diyebiliriz basitçe. Bunu da Norveç ormanlarının içerisinde inziva sırasında aktarıyor. At çalmaya gittikleri bir anıyla gelişen hikayeler söz konusu. Burada da tabii çocukluğuna döndüğünde aile travması, babası, annesiyle olan ilişkiler ve sürprizli olayların çerçevesinde kış şartlarında bu ormanda geçen bazı hikayeler var. At çalmaya gidiyoruz da tabii pek çok aslında kış sahnesi var. Onların içerisinde benim en çok hoşuma giden sahne Kuğu Gölü ile ilgili bir benzetme yaptığı sahnesi. Norveç'te kuğu olur muyu sorguladığı karakterin Kuğu Gölü adını verdiği bir gölde geçen kısa bir sahne ama akılda kalıcı olduğunu düşünüyorum. Evet, İskandinav Yarımadası'ndan sonra biraz daha farklı bir coğrafyaya değinmek istedim. Bunda da İmkansız'ın şarkısı aklıma geldi. Bu kitaptaki kış sahnesi de Kyoto'da geçiyor. Bütün hikayesini anlatmayacağım. Murakami'nin önemli romanlarından bir tanesi. Uzun zaman sonra Kyoto'da buluşan ana karakterlerin tekrar buluşmaları ve yaşadıkları ilişki karlı bir Kyoto gününün fonunda aktarılıyor. Burada yürüyüş kayağı dedikleri şehrin içinde ve Kyoto'nun dağlarına doğru yaptıkları kar keyifleri ve karlı yürüyüşlere de değiniyor. Dolayısıyla akılda kalıcı kar sahnelerinden bir tanesi de İmkansız'ın şarkısı içerisinde var diye düşünüyorum. Evet, kışı düşündüğümde bilim kurgu tarafına baktığımda aklıma ilk gelen eser Ursula Le Guin'in Karanlığın Soevi kitabı. Kitap elimde yok, o yüzden kapağını göstereceğim size. Bu kitapta kış çok baskın aslında çünkü yaşanan gezegende, kış gezegeninde ciddi kış ortamı hakim. Burada
ana karakter Estraven ve daha sonrasında elçi olarak gelen Genri Ayı isimli iki ana karakter çerçevesinde dönüyor diyebiliriz kabaca. Bu gezegende kış koşulları yaşanıyor ve pek çok yolculuk, bir takım kurtarma hareketleri, ikili ilişkilerin olduğu, bahsedildiği arka fonda hep kar manzarası hakim. Kayak burada çok önemli çünkü neredeyse yürümek kadar doğal bir eylem her yer kar olduğu için. Bu kitabın en önemli noktası kitapta toplumsal cinsiyet ve kadın erkeğin statüsünün olmadığı bir dünya anlatılıyor. O nedenle çok etkileyici bu yönüyle. Yılın belli zamanlarında cinsiyetlerinin oluştuğu ve o şekilde ilerlediği ama diğer zamanlarda cinsiyetten bağımsız bir hayat yaşadıkları bir gezegen burası. Kış koşulları da hakim olduğu için yaşanan bütün bu olaylar tabii karlı ortamlarda geçiyor. Tabii cinsiyet ve toplumsal cinsiyet olmadığı için de güç statü ilişkileri, var olma biçimleri, toplumun oluşturulma hali hep bu cinsiyetten bağımsız verilmiş. Yaz dedikleri dönemde bile bizdeki kutup soğukları gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla kar ve kayak sürekli ön planda. Pek çok sahnesi var. Bunlardan benim aklımda kalan sonuna doğru Estraven'in Genri Ayı için kendisini biraz da feda edercesine kayıp da muhafızların önüne geldiği bir sahne var. Bu sahneyi Ursula Le Guin hem çok güzel anlatmış hem kitabın dramatik yapısı içerisinde çok etkileyici bir sahne. Dolayısıyla kar sahnesi düşündüğümde kayak ve Estraven'in o kayış sahnesinden de bahsetmeden geçemezdim. Evet, kış ve kar manzarasını düşündüğümde aklıma gelen bir diğer kitap Italo Calvino'nun Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu adlı kitabı. Bu kitap aslında bir kış gecesi, bir yolcu hikayesiyle başlıyor gibi düşünebiliriz ama karlı bir sahneyle başlamıyor. Benim aklımda kalan karlı sahne, en belirgin sahne kitabın içerisinde yine sonlara doğru Prospettiva Caddesi'nde gezinmeye başladıklarının anlatıldığı bir sahne var karakterlerin. Burada yok olmuş dünyadan geriye kalan son döküntüleri kar tanecikleriyle birlikte savurduğundan bahsediyor rüzgarın. İspanyolca bir romandan koptuğu anlaşılan bir sayfa ve üzerinde İspanyol bir kadın adı yazıyor, Amaranta. Ve karlı bir ortamda devam eden bir hikaye örgüsü var. Tabii Calvino'nun bu kitabının kurmacı şekli bambaşka. Üst kurmacı dediğimiz ve bunun çok ustaca ve çok lezzetli uygulanmış olduğu bir kitap. Bu kitap dolayısıyla mutlaka okunması gereken kitaplar arasında olduğunu düşünüyorum. Tabii yani, Türk Edebiyatı'nda da karlı pek çok sahne var ama temel olarak düşündüğümde benim aklıma ilk gelen kitap Hakkari'de Bir Mevsim oldu. Ferit Edgün'ün bu unutulmaz ve efsanevi kitabı bence üslup ve konu açısından Türk Edebiyatı'nın en önemli kitaplarından bir tanesi bu kitap. Ben de çok keyif alarak okuduğum için bende bu kitabın yeri çok ayrı açıkçası. Bu kitapta da tabii hikaye Hakkari'de geçtiği için de hikayenin sonlarına doğru hep arka fonda bir kar, kış ve kar yağışı var ve hikayede aslında pek çok noktasında da belirgin. Karakterin gelgitlerinin artmasıyla birlikte sonlarına doğru kar da aslında metafor olarak daha belirgin bir şekilde kullanılmaya başlanıyor ve çok yerinde bir imge olarak artış gösteriyor kitabın sonlarına doğru. Karakterin bilinci biraz daha bulandığında karla ilgili bir takım vurgular ortaya çıkıyor. Zaten çok çetin kış koşullarının olduğu bir coğrafyada buraya ait olmaya ve hayatını devam ettirmeye çalışan bir karakterin o
çetin dönemlerinde çok güzel aktarıyor bu karlı sahnelerde. Dediğim gibi özellikle sonlarına doğru artıyor. Örneğin 138. 139. sayfada bir kadının geldiğinin hayallendiği bir sahne var. Burada en son ayak bastığı yerlerdeki karları eriterek geliyor diyor kadın için. Bunu biliyorum, bunu anlıyorum ve adımını atar atmaz garip adam da çiçekler açıyor. Yine ana karakter için hikayedeki önemli isimlerden bir tanesi Halit. Halit'in gidişinden sonra onun dönüşünü bekleyen ana karakter zaman zaman hayalinde ya da rüyalarında Halit'le konuşuyor. Bunlardan bir tanesinde de hazır olur olmaz geleceğim hocam, karlar biraz erisin hele dediği bir sahne var. Artık bundan sonra ana karakterinde kendi iç dünyasındaki hareketlilik ve çalkantı gittikçe artmaya başlıyor diye düşünebiliriz. Türk edebiyatından da arkada müthiş kar sahnelerinin olduğu bu kitabı aktarmak istedim size. Tabii bu kitabın bir de çok etkileyici bir filmi var aslında. 80'li yıllarda çekilmiş, Genco Erkal'ın oynadığı, Erden Kral'ın yönettiği ve senaryosunda Onat Kutlar'ın yazdığı önemli ve güzel bir film. Burada da kar sahneleri ve çetin kış koşulları ve insanların böyle bir dünyada var olma biçimleri ve ilişkilerini yürütme durumları çok etkileyici. Kitapla birlikte filmini de tavsiye ederim kar sahnelerini sevenlere. Elbette ki kar ve kış sahneleri bahsettiğim bu kitaplarla sınırlı değil. Bunları çokça çeşitlendirebiliriz. Ben bugün burada hızlıca aklıma gelen sahneleri sizlere aktarmaya çalıştım. Sizlerin de keyif alarak okuduğunuz karlı sahneler varsa yorumlarda benimle paylaşırsanız da memnun olurum. Başka videoda tekrar görüşmek üzere.